huzurlarına davet ediyorum. Şimdi biz niye siyaset yapıyoruz dedik? Son nefes için dedik. Bunu yapacağız, devam edeceğiz. Hem ahiretimizi kazanacağız, hem de dünyada çocuklarımızın, geleceğimizin dünyasını kazanacağız. Şimdi adam milletvekili oluyor. Diyor ki oh dünyamızı kazandık. Ya baba sen oraya dünyanı kazanmaya mı gittin? Biz şöyle inanıyoruz. Biz milletvekili olacağız, ahiretimizi kazanacağız. O diyor ki biz dünyamızı kazandık. Şimdi hazırlıklı olun arkadaşlar, kongre sürecindeyiz. Kongrelerimizi bir an önce tamamlayacağız. Her bir il kendi listesini hazırlasın. Listede kimler olsun? Ahiretini kazanmak isteyenler olsun. Bizim şartımız bu. Ve ben size müjdeyi vereyim. Türk milletine müjdeyi vereyim. Şimdiden buradan vereyim. Biz iktidar olacağız ve ne yapacağız? İlk işlerimizden bir tanesi. ÖTV'yi kaldıracağız. Bizim yaş grubu araba işini çok sever. Ya gidiyoruz arabaya böyle uzaktan bakıyoruz. Diyoruz kaç para bu araba? Diyor ki 300 bin lira. Kaçı vergi? 220 bin lirası. 80 bin liralık araba. Alman 80 bin liraya biniyor, biz 300 bin liraya biniyoruz. Ve bizi kıskanıyor. Niye kıskanıyor? Diyor ki bu diyor 300 bin lira veriyor aynı arabaya diyor. Ne kadar çok parası var diyor. Kıskanıyor. Şimdi Alman'ın bizi kıskanmasının önüne geçeceğiz. Ne zaman çıkmış bu? 2002'de. Ondan önce de böyle bir vergi yok. Dönüyorsun bakıyorsun. İşin bir de ekonomik tarafı var. Ben şimdi devletim. Bakıyorum diyorum ki ya diyorum araba üretsem 30 bin lira kazanırım. Üretmesem 200 bin lira. Ne yapayım? Üretmeyeyim. Zannediyorlar ki para kazanıyoruz. Bu tip vergiler, dolaylı vergiler devletin ve milletin üretme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Çünkü niye? Bu aynen şuna benziyor. %17 faiz var. Ne diyor? Ya diyor ben şu ticareti yapsam %15 kazanacağım. Bunu kazanmak için vergi vereceğim. Maaş ödeyeceğim. Üretim maliyetlerim var. Bir dünya işle uğraşacağım. Ve %15 kazanacağım. E orada faiz var diyor %17. Niye çalışayım ki? Yatırayım oraya %17 para kazanayım. İşte bu vergi aynı duruma sebep oluyor. Bu sadece arabada mı? Herkes beni telefonuyla çekiyor. Bu cep telefonlarında %65 ÖTV var. %65. Ama dönüyoruz. Zenginin taktığı pırlantada ne kadar ÖTV var? %0. Gidiyoruz. Zenginin teknesine %1 ÖTV ile yakıt alıyoruz. Yata. Marina'da yatlar var ya. Peki çiftçinin aldığı yakıtta yüzde kaç ÖTV var? %18. İşte bu kokuşmuş düzeni bozacağız. Biz bu vergiyi kaldıracağız. Ben bunu söyledim. Bir tane arkadaşım dedi ki ya başkan dedi. 2 ay önce arabasını alan adam 300 bin liraya aldı. ÖTV'yi kaldırdın araba düştü 120 bin liraya. Ne olacak dedi. E dedim daha güzel bir şey olabilir mi? Millete para vermeye yer arıyoruz dedi. Gidecek noterde banka hesap numarasını bırakacak. Devlet parasını verecek. İlk satışlarda devlet parasını da ona iade edecek. Şimdi biz milli ekonomi modeli çerçevesinde bu millet için ve bu vatan için kalkınacak. Bütün dünyada babamın dediği gibi kainat devletini kurabilecek tüm projeleri, tüm çalışmaları yapıyoruz. Allah'ın izniyle hepsinden de alnımızın akıyla çıkacağız. Milli ekonomi modelinin iktidar olabilmek gibi bir problemi yok. Milli ekonomi modeli şu anda zaten iktidarda. Bütün dünyada. Bakın bütün dünya bugün basic income adı altında evrensel temel geliri tartışıyor. Yani vatandaşlık maaşını tartışıyor. Bakın bütün dünya milli ekonomi modelini uyguluyor ve uygulamaya devam edecek. Milli ekonomi modelinin iktidar olabilmek gibi bir problemi yok. Problem bu milletin aç yatıp aç kalkması veya tok yatıp tok kalkmasıdır. Bu da bu milletin kendi problemidir. Bu millet bu problemden kurtulmak istiyorsa sizin vasıtanızla bağımsız Türkiye kadrolarına katılacak.
ve bu kadroyu, bu partiyi iktidara taşıyacaktır diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bizim vatandaşımızla bizler de yapmışız, kalkmışız. Bunları mecliste nasıl tutarız? Bunları nasıl bakar? Birinci siyasi partisi Allah'ın izniyle yani ben söylerim her zaman, dünyanın geleceği için evlatlarını güzelleştirdi, evlatlarının geleceği için dünyayı güzelleştirdi. Böyle bir adamdı.